Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugün kaldığımız yerden üçüncü üniteye devam ediyoruz gençler. Bugünkü dersimizin konusu sınıflandırma basamakları olacak. İlk olarak neyi anlatmıştık? Sınıflandırmanın amacını, neden yapıldığını, yapılmasını sağladığı faydaları anlatmıştık. Bugün de basamaklar kısmını halledeceğiz. Daha sonraki derslerimizde de alemlere geçiş yapacağız. Öncelikli olarak tabii ki ödevlerinizi vererek başlamış olayım gençler. Daha sonra da konu anlatımına hızlı bir şekilde geçiş yapayım. Bugün bitirdiğimiz zaman konularımızı sayfa 123'e kadar dinamodan yapmadığınız hiçbir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Aynı şekilde 0'dan 9'a da, da ödevlerinizi vereyim gençler. 3. ve son ünitedeyiz. Canlılar Dünyası ünitesindeyiz. İlk parçayı bugünkü dersimizde bitiriyoruz. Sayfa 156'ya kadar yapmadığınız herhangi bir kısmın kalmamış olması gerekiyor. Bir sonraki dersimizde de alemlere giriş yapacağız diyeyim gençler. Arkadaşlar yasin'in arkanıza hazırsanız başlayalım. Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan kategorileri anlatacağız. İkili adlandırma sistemi nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Alem, şube, sınıf, takım, aile, cins, tür diye kategorilerimiz var. Bunları kodlayarak aklımızda tutmaya çalışacağız. Aynı zamanda tür kavramının da tabii ki üstünde bayağı bir duracağız diyeyim gençler. Şimdi ilk olarak biliyorsunuz ki bir hatırlatma yaparak başlayayım. Geçen dersimizde sınıflandırma çeşitlerinden bahsetmiştim. Aristo tarafından yapılan çok eskiden e, ee, bulunmuş bir sınıflandırma vardı. Biz bunu ampirik yapay sınıflandırma diyorduk. Ampirik yapay sınıflandırma günümüzde geçerliliğini yetirmişti. Çünkü canlıların dış görünüşlerine ve yaşadıkları yere bakılarak sınıflandırma yapılıyordu. Analog organ dediğimiz organlarda yapay sınıflandırmada ampirik sınıflandırmada kullanılırdı. Günümüzde geçerli olan ise filogenetik doğal sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmadır. Doğal sınıflandırma yaparken teknoloji bize kattığı her şeyden yararlanarak tabii ki sınıflandırmaya yapacağız. Canlıların anatomik, morfolojik, fizyolojik özelliklerini dikkate alacağız diyeyim gençler. Filogenetik sınıflandırmayı yaparken de en üst basamak olarak canlıları alemlere ayıracağız ki geçen dersimizde de anlatmıştım, ilk ünitede de anlatmıştım. Çok sık karşımıza çıkar demiştim. Canlıları 6 tane aleme ayırıyoruz. Bunlardan ilki bakteriler, ikincisi arkeler, protein kistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi olmak üzere 6 tane alemimiz vardı. E 6 tane aleme ayırdıktan sonra bunları daha küçük gruplara da ayıracağız. Şubelere, sınıflara, takımlara, ailelere, cinslere ve türlere ayırmış olacağız. Hadi başlayalım. İçeride size kopyalar da vereceğim belirli bir düzene göre sıralanmış belirli özellikler taşıyan ve buna göre grup adlandırılan sınıflandırma birimlerine kategori veya takson ismini veriyoruz gençler hemen yazmış olayım kata Gori ismini veriyoruz. Kategoriler dediğimiz zaman da sınıflandırılmasında dahil edildiği basamakları ve tabii ki seviyeyi, dereceyi belli etmiş oluyor. Belirli bir kategoriye dahil olan ortak özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu topluluğa da takson veya grup ismini verebiliyoruz diyeyim gençler. Buradan tabii ki sınıflandırma basamaklarımızın biraz üstünde durayım. Soruları çözebilmemiz için bunu aşağıdan yukarıya veya yukarıdan aşağıya yazabilmemiz çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde kodlayacağız. Çünkü dediğim gibi soruları yazarken ya yukarıdan aşağı ya da aşağıdan yukarıya mutlaka yazman gerekiyor. Mesela söylemiş olayım bildiğimiz bir örnek üzerinden. Bizim en büyük grup olarak hayvanlar alemi karşımıza çıkacak. Hayvanlar alemini kendi içerisinde şubelere ayıracağız. Mesela omurgalılar, omurgasızlar şubesi dediğimiz şubeler olacak. Omurgalılar şubesini memeliler, sürüngen kuşlar diye gruplara ayıracağız. Mesela memelilerden devam etmiş olalım. Memeliler içerisinde de etle beslenenleri etçiller takımına ayıracağız. O etçiller takımını da çeşitli ailelere ayıracağız. Mesela ailemizde köpekgiller olsun. Sonra bu cinslere ayrılacak. Mesela canis cinsi köpeklerimiz olsun. Sonra bu türlere ayrılacak. Canis familiaris dediğimizde kendi içerisinde tabii ki bir tür olacak diyeyim gençler ki türün takı, tanımını tabii ki çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Şu tablo üstünden biraz bahsedeyim ondan sonra devam etmiş olayım. Mesela hayvanlar alemi dediğimiz bir alem var gençler. Hayvanlar alemindeki canlıları biraz daha tanıyabildiğimiz için haliyle onları biraz daha gözümüzün önünde canlandırabiliyoruz. Hayvanlar alemine baktığımız zaman işte kaplan, aslan, kedi, ayı, kanguru, timsah, uğur böceği bunların hepsi hayvanlar aleminde. Ben buraya yüzlerce canlı yazarım. Mesela şube olarak omurgalılara inmiş olsaydık. Omurgalılar şubesine baktığın zaman kimi almadın? e, uç uçuç böceğini almadın uğur böceğini almadım. böcek gitti o zaman canlı çeşitliliği ne oldu azaldı sonra daha fazla iniyorsun memeliler grubu dedin memeliler grubu dediğin zaman da artık timsahı almayacaksın timsah memeli bir canlı değil indin etçillere kanguruyu elemiş oldun Aileye indiğin zaman ayıyı elemiş oldun. Sonra büyük kedigiller cinsine geliyorsun. Büyük kedigiller cinsinden de kaplana geliyorsun alemden türe doğru gidildikçe buradan da gözleyebilirsin. Canlı çeşitliliği ne oldu? Azaldı. Türde sadece bir canlı var. Birey sayısı azaldı. Benzer özellikler arttı. Kaplanla aslan mı birbirine daha çok benzer, kaplanla uğur böceği mi desem? Cevabının tabii ki aslan olması lazım. Aşağıya doğru idildikçe genetik yapı, homolog organlar, embriyonik gelişim benzerliği gibi durumların tabii ki artması gerekiyor. Hemen sizinle birlikte yapalım ama okun yönüne dikkat edelim. Grafiksel sorular çıkar. Yine böyle okla göstermeli sözel sorular çıkar. Alemden türe doğru mu diyor? Türden aleme doğru mu diyor? Bizim için çok önemli. Oka baktığın zaman kimden kime diyor? Aşağıdan yukarıya. Yani türden aleme doğru ilerleyeceğiz. İşaretlememizi de yapmaya başlayalım. Şimdi Aynı tür canlılara bakıyorsun, aynı cinslere bakıyorsun, aynı aileye bakıyorsun. Çeşitlilik arttığı gibi türden aleme doğru gidildikçe birey sayısı da ne yapacak tabii ki aşağıdan yukarıya doğru gittiğimize göre? artacak. Canlı çeşitliliği aynı cinste mi? Daha doğrusu cinste mi çok canlı var? Hayvanlar aleminde mi? Tabii ki yukarıda daha fazla olacak. Artarı işaretledim. Daha çok canlı olduğuna göre bu canlıların gen çeşitliliği de tabii ki daha fazla olacak. Daha çok canlı demek daha çok genetik kombinasyonlar anlamına gelecek. Genetik benzerlik dediğimiz zaman da onun aşağıya doğru artması gerekirdi. Yukarıya doğru canlı çeşitliliği çok olduğuna göre genetik benzerlik tabii ki azalacak diyeyim gençler. Yukarıya doğru çıktığıma göre çok fazla canlı çeşidi olduğuna göre protein benzerliği de yine aynı şekilde azalacak. Ortak özellikler azalacak. Çok fazla canlı var. Haliyle bunların ortak özellikleri azaldı. Analog organ sayısına ve homolog organ sayısına bakalım. Yukarıya doğru gittiğimiz zaman analog organ sayısının ne yapması lazım? Artması lazım homolog organ sayısının azalması lazım. Çünkü yakın akraba oldukça homolog organlar daha fazla olacaktır diyeyim gençler. Hemen bir soru da çözeyim. Aynı takımda bulunan iki canlı için aşağıda verilen ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Şimdi bu tarz sorular karşımıza çıktığı zaman kodu ezbere bilmemiz çok 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 önemli. Hemen yazıyorum aşağıdan yukarı yukarıdan aşağı fark etmez nasıl yazarsan yaz. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde yazdım. Sonra tabii ki ben bunların yanlarına oturtturmaya başlayabilirim alem olacak, şube olacak, sınıf olacak, takım olacak, aile olacak, cins olacak, tür olacak diyeyim gençler. Şimdi soruda bize ne diyor? Aynı takımda bulunan iki canlı için. Aynı takımda yer aldıklarına göre mesela şuraya X ve Y'yi koyayım. X ve Y canlısından bahsediyor olayım. Bu canlılar aynı cinste yer alırlar. He, hemen şuradan düşünüyorum. Mesela bir tane örnek üstünden gideyim. Diyelim ki şu aslanla ayı nerede yer alıyormuş? Aynı takımda yer alıyorlarmış. Bunlar kesinlikle aynı ailededir diyebilir misin? Kesinlikle aynı cinstedir diyebilir misin? Diyemezsin. Aynı da olabilir, farklı da olabilir. Yani iki canlı aynı takımdaysa aşağıya doğru aynı da olabilir, farklı da olabilir. Ama yukarıya doğru kesinlikle aynı olmak zorunda. Etçil olan aslanla ayı tabii ki memeliler grubuna dahildir. Memeli olan canlılar tabii ki omurgalıdır. Omurgalılar tabii ki hayvandır. Hayvanlar alemine dahildir. Unutma bizden de kesinlik istiyor. Bu canlılar kesinlikle aynı cinste yer alır diyor. Ne bileyim ben aynı cinste yerde alabilir, almaya da bilir. Kesin bir şey söyleyemem. Bu canlılar aynı türdür. Ne bileyim ben aynı cinsler mi, aynı türler mi bilmiyorum ki aynı ailede ve sınıfta yer alırlar diyor. Şimdi aynı sınıfta yer aldıkları konusunda en fikirim çünkü yukarıya doğru aynı olmak zorundalar ama aynı ailededirler diyemem bu da bizim için gitti. Bu canlılar aynı şubede yer alırlar. Evet X, Y canlısı aynı takımdaysa aynı sınıfta aynı şubede aynı alemde yer almak zorunda. O zaman bunu işaretledim. Aynı şubede fakat farklı sınıfta yer alırlar o mümkün değil. Aynı takımda bulunduklarına göre aynı sınıfta olmak zorundalar diyeyim gençler. Buradan da hemen devam ediyorum. Filogenetik sınıflandırmanın kurucusu kimdi? Linne adını verdiğimiz bilim insanıydı. Linne tabii ki sınıflandırmayı ilk yaptığı zaman günümüzdeki halinden biraz farklılıklar vardı. O sadece canlıları tür, cins ve takım basamaklarına ayırmıştı. Daha sonra baktı diğer bilim insanları bu onlar için yetersiz kaldı. Diğer basamakları da ekledi. Familia yani aile gibi, sınıf gibi, şube gibi, alem gibi kategorilerde dahil edilmiş oldu. Mesela gidecek olursak şu buradan gençler bir sarıçamın hayat hikayesinden bahsedelim bir de insanınkinden bahsedelim. Alem olarak baktığımız zaman tabii ki bitkiler aleminde olacak sarıçam, insan ise hayvanlar alemine dahil olacak. Sonra şubelere baktığımız zaman bu sarıçam açık tohumlulardaymış, insan tabii ki omurgalılar grubunda olacak. Sınıf olarak baktım sarıçam bunları bilmene gerek yok sinopsida diye bir canlıymış. İnsanlar ise memelilerde olacak. Buraya kadar bileceğiz gençler hayvanlar alemine Anlattığımız zaman aşağısını bilmeyeceğiz. İşte bunun takımı bilmem neymiş. Bunun takımı bilmem neymiş. Ailelerine inilmiş. Buna panesea demişler. Buna homonidae demişler. Cinslere inilmiş. Bu pinus cinsiymiş. Bu homo cinsiymiş. Türe inildiği zaman da pinus silvestris sarı çam demekmiş. Homo sapiens de insan anlamına geliyormuş. Sadece şunu kaçırma. Birazdan ikili adlandırmayı anlatacağım. Bak. Cins ismini ne yapıyorlar? Başa yazıyorlar. Tür iki kelimenin yan yana yazılmasıyla meydana geliyor. İlk yazılan isim de onun cinsini belli ediyor. Yani soyunu belli ediyor. Başa yazılan onun soyadı gibi düşünebiliriz diyeyim gençler. Hemen bir soru çözerek ikili adlandırmaya devam edeyim aynı cins altında toplanan bireyler basamaklarından hangilerinde kesinlikle bir arada bulunur? Aslında az önceki sorunun aynısı. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut attı şeklinde aklımda tuttum. Şimdi bu X ve Y canlısı X, Y, Z, T canlısı fark etmez. Bu canlılar neredeymiş? Aynı cinstelermiş. Yukarıya doğru ne olmak zorunda? Aynı olmak zorundalar aşağıya doğru aynı türde çıkabilir içlerinden çıkmaya da bilir kesinlikle sorusu unutma aynı türde kesinlikle bir arada bulunurlar diyemem ama aynı ailede ve aynı takımda kesinlikle bir arada bulunacaklar haliyle cevabımız da 2 ve 3 şeklinde oldu Hemen buradan türün tanımına geçiyorum. Şimdi tür dediğimiz zaman çok fazla derecede karşımıza çıkıyor türün tanımı diyeyim gençler. Ki tür ne demek? Üniversite sınavında da tanımı çok basit olmasına rağmen ileriki sınıflarda ekoloji falan işlediğiniz zaman yine türün tanımı karşınıza çıkacak. Çok sık kullanılan bir tanım olmasına rağmen direkt üniversite sınav sorusu olarak da Çıktı. Neye aynı diyoruz? Mesela seni götürdüm hayvanların bulunduğu bir alana, bitkilerin bulunduğu bir alana. Diyorum ki aynı tür olanları tut bana getir. İki canlının aynı tür olup olmadığına karar verebilmek için tabii ki o canlılar ortak bir atadan gelecek. Tabii ki birbirlerine çok benzeyecekler. Yıldız doğada insan zorlaması olmadan çiftleşecek. Yıldız 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 çiftleştiği zaman kısır olmayan verimli döller meydana getirebilen canlılara aynı tür canlılar ismini vereceğiz ya gençler. Yani iki tane canlı olacak insan zorlaması olmayacak bazen yapıyorlar ya bilmem ne köpeğiyle bilmem ne köpeğini çiftleştirdik yavrusu şöyle bir köpek oldu falan. Orada insan zorlaması söz konusu bunlar insan zorlaması olmadan çiftleşecek bunların çocuğu oldu çocuğunun olması aynı tür oldukları anlamına gelmez çocuğunun da çocuğu yani torunları olursa aynı tür canlılar diyeceğiz. Hemen örnek olarak verelim. Doğada insan zorlaması olmadan at ve eşek çiftleşebiliyor. Atla eşek çiftleştiği zaman bunların katır adı verilen bir yavruları meydana geliyor. Katır bir atla katır bir eşekle, katır başka bir katırla çiftleşemiyor. Yani katırlar kısır bireylerdir. O zaman at başka bir türdür, eşek başka bir türdür diyeceğiz gençler. Önemli olan kısır olmayan, verimli, döl verebilmesi. Bak üniversite sınavında da soru şöyleydi. Türün işte aşağıdakilerden hangisi iki canlı aynı tür olduğunu kesin olarak gösterir diyor kromozom sayılarının aynı olması bir kere iki canlının kromozom sayısı aynı diye ikisi kesinlikle aynı tür diyemem ki. Moli balığı da 46 kromozomlu, insan da 46 kromozomlu. Birbirine çok benzemek vardı. işte aynı zamanda dış görünüşlerinin benzemesi vardı. Çiftleşebilmeleri vardı şıklarda. Bir de çiftleştiklerinde verimli döl verebilmeleri vardı. Çiftleşebilmek yeterli değil. Çiftleştiğinde verimli döl verebilmesi önemli olan diyeyim gençler. Buradan ikili adlandırma sistemine geliyorum. Türlerin isimlendirilmesi sırasında binomial adlandırma dediğimiz iki adlandırma sistemi kullanılıyor gençler. Tabii ki kullanılan dil de Latince oluyor. Latince Latince kelimeler yazıyorlar. Biz bunların anlamını bilmiyoruz. Niye Latince kullanılıyor diye düşünmeyin gençler. Latince günümüzde kullanılmayan bir dildir. Kullanılmadığı için bu dile kelime giremez, kelime çıkamaz. Aynı zamanda da Latince kullanılmasının sebebi uluslararası bir dil birliği yaratılmak istenmesinden kaynaklanıyor. Mesela işte bizim vücudumuzda bir sürü kemik var. Şu dirseğimizin üstündeki kemiğin adı da pazı kemiği denilen bir kemik. Diyelim ki ben pazı kemiğimi kırdım. Yurt dışındaki bir doktoru arasam, desem ki pazı kemiğimi kırdım. O yurt dışındaki doktorum hangi kemiğimi kırdığımı anlamaz gençler. Ama işte o Kemiğin latince ismini humerus kemiğimi kırdım desem Amerika'daki de anlar İtalya'daki de anlar Arabistan'daki de anlar Afrika'daki de anlar Türkiye'deki de anlar ortak bir dil yaratılmak isteniyor. Ben bir bakteri ile ilgili çalışma yapıyorum bu bakterinin latince bir ismi olacak ki ben bu çalışmayı yapmadan önce bununla ilgili çalışma var, yapan var mı nasıl bir sonucu ulaşmış ne yapmışı iyi anlayabileyim. Herkes sıfırdan tekrar iş yapmaya başlarsa bilimde ilerleme çok yavaşlar diyeyim gençler. O yüzden de Latince kelimelerle isimlendirmemizi yapıyoruz. Normalde az önce de gördüğümüz gibi alemden türe doğru hep Latince bir kelime yazılıyor. Türe geldiğimiz zaman ise Latince iki tane kelime yan yana yazılmış oluyor. İlk kelime bizim için cins isim dediğimiz isim yani onun soyunu gösteriyor. Yandaki isim ise tamamlayıcı at yardımlı yar tamam at veya takma at dediğimiz kısım oluyor. İkisi bir araya geldiği zaman tür ismini oluşturuyor. Kural olarak da ilk kelime büyük harfle yazılıyor ve bunlar eğik bir şekilde yazılmış oluyorlar gençler. Mesela Pinus pinea dediğimiz zaman Pinus bunun cinsini gösteriyor. Bak Pinea türünü göstermiyor. İkisi birden tür ismini göstermiş oluyor. Tabii ki biraz örnekler üstünden de anlamamızı kolaylaştıracağım birazdan. Türlerin isimlendirilmesinde iki tane kelime kullanılıyor. Türün isimlendirilmesi ilk kez de Linne tarafından önerilmiş durumda kullanılan dil latince neden latince kullanıldığın mantığını anlattım gençler. Mesela işte Kabe'ye hacılar gidiyorlar. Kabe'deki hacılara namaz kıldırılacak. Hoca Allahu Ekber dediği zaman herkes elini nereye koyması gerektiğini biliyor. Herkes kendi dilinde yapıyor olsaydı herkes elini nereye koyacağını aynı anda anlayamazdı. Bilimsel anlamda da bir dil birliği oluşturulmak isteniyor. İlk isim büyük harfle başlıyor ve cins ismini temsil ediyor. Kelimelerin anlamını bilmene hiç gerek yok. Ya Pinus Nigra bu ne ki? Pinus Brutia bu ne ki demene gerek yok. Zaten anlamlarını bilmene gerek yok. İkinci isme tamamlayıcı at, yardımcı at ismini veriyoruz. İkisi birlikte türün adını oluşturuyor. Dediğim gibi ilk isim büyük harfle başlayacak. ikincisi küçük harfle. Bunlar eğik bir şekilde yazılmış olacaklar gençler. Hemen tabii ki şunların üstünden de gideyim. Örneklerimizin üstünden gideyim. Şimdi o zaman burada homo dediği zaman cins ismini belli etmiş oluyor. Sapiens ise yardımcı at dediğimiz kısmı belli etmiş oluyor gençler. Roza'ya baktığımız zaman yine cins ismini gösteriyor. Burası ise yardımcı at veya takma adı oluyor. İkisi bir araya geldiği zaman tür ismini meydana getiriyor. Felis yine bunun cins ismi. Katus ise yardımcı at dediğimiz attır diyeyim gençler. İkisi bir araya geldiği zaman da türü meydana getiriyor. Mesela bu üç örneğe baktığımız zaman aynı cins olan hiçbir canlı burada yok diyeyim. Hemen şuranın üstünden de gidiyorum sorumuza bakalım doğru yanlış şeklinde cevaplandırmamızı istiyor hemen bakıyorum şimdi alemlere ayırmış hayvanları işte evcil kedi varmış sazlık kedisi varmış aslan kaplan leopar kurt at bunların hepsi hangi alemin içindeymiş boydan yazmış hayvanlar alemi içerisinde sonra omurgalılara geldiği zaman işte deniz yıldızıdır ne bileyim yusufcuktur gibi eklem bacaklılarla işte derisi dikenlilerden olan grubu kaybetmiş. Memellere gidince kuşlardan ördekleri kaybetmiş, balıkları kaybetmiş, etçillere gidince at ortadan kalkmış gibi 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 azalmış. Ta nereye? Evcil kedi, Felis Katus'a kadar gelmiş. Bakıyorum evcil kedi, leopar ve bozayı aynı cinste bulunur diyor. Evcil kedi bakıyorum leopar ve Boz ayı aynı cinste bulunur diyor. Bir kere aynı cinse baktığım zaman zaten sazlık kedisiyle kedinin evcil kedinin olduğunu görüyorum. Bu bizim için yanlış. Yani buradaki soruları şuradaki tabloya bakarak cevaplıyorum. Bu tarz şeylerde bilgi bilmeye gerek yok. Buraya bakacağım. Buraya bakacağım, cevabı yazacağım. Kurt ve aslan arasındaki protein benzerliği. Hemen kurtla aslana bakayım. Kurtla aslan nerede aynı grupta bulunuyorlarmış? Kurtla aslan nerede aynıymış? Takımda bir arada bulunuyorlarmış. Ev kedisi ve aslan arasına baktığımız zaman ev kedisiyle aslan ise aynı ailede bulunuyorlarmış. Protein benzerliğinden fazladır diyor. Aynı takımda olanların mı protein benzerliği fazladır? Aynı ailede olanların mı protein benzerliği fazladır? Tabii ki küçüldükçe protein benzerliği artacak. Yani bu bizim için yanlış oldu. Gençler tabii ki ailede olanların protein benzerliği daha fazla. Yabani at dediğimiz atı bulmuş oldum. Sazlık kedisi dediğimiz kedi şuradaydı. Aslan bozayının birlikte bulunduğu en küçük sınıflandırma birimi sınıftır diyor. Evet atın, sazlık kedisinin, aslanın ve bozayının en küçük bulunduğu yer sınıflandırma basamağı sınıf dediğimiz kısım. Bu bizim için doğru oldu. Kurtta bulunan şube özellikleri sazanda bulunmaz diyor. E kurda bakıyorsun şubesi Neresi omurgalılar? Sazana bakıyorsun. Şubesi neresi omurgalılar? İkisi aynı şubede bulunduğuna göre şubeye ait özellikler ikisinde de bulunacak gençler bulunmaz demesi bizim için yanlış. Aslan ve leopar arasında bulunan DNA benzerliği. Hemen aslanla leopara bakayım. Aynı ailede bulunuyorlarmış. Aile diye şuraya not alıyorum. Aslan ve bozayı arasındaki DNA benzerliğinden fazladır. Aslanla bozayıya baktığımız zaman onlar nerede en küçük birlikte bulunuyorlarmış, takımda bulunuyorlarmış. E bunun tam tersi gibi oldu. Ailede bulunan DNA benzerliği tabii ki takımda bulunan DNA benzerliğinden fazla olacak gençler. Yani bu da bizim için doğru oldu. Hemen bir tane daha soruma geçiyorum. Yukarıda ikili adlandırma sistemine göre verilmiş isimlere bakacağım. Kaç tane tür adı vardır? Dıt dıt Felis Leo yazmış, Janis Familiaris yazmış, Pinus Nigra, Morus Nigra, Populus Alba, Rosa canina, Felis Domesticus, Morus Alba hepsi birbirinden farklı. O zaman burada 8 tane tür ismi vardır. Hepsi birbirinden farklı olduğuna göre. Kaç tane cins varı saymam lazım. Şimdi bakıyorum Felis başka Felis var mı diye bakıyorum var. O zaman Felisler bir. Canis'e e geldim başka Canis var mı diye bakıyorum. Yok İki. Pinus'a geldim başka Pinus var mı diye bakıyorum. Yok üç. Morus'a geldim başka Morus var mı diye bakıyorum varmış dört oldu. Populus'a geldim 5 oldu. Roza'ya geldim 6 oldu. Yani burada 6 tane cins var. Felisler aynı cinstir, moruslar aynı cinstir diyeyim. Hangileri aynı cinstir dediği zaman zaten gösterdim. 1 ile 7 aynı cins olacak gençler. Aynı zamanda 4 ile 8'in de aynı cins olduğunu söylemiş oldum. Bazen bunları yazar der ki yukarıda verilen canlılardan hangilerinin arasındaki akrabalık derecesi diğerlerinden fazladır. Ben ne bileyim kimi hangi tür isimlerine bakıyorum. İlk isimlere aynı olanları yapıştırıyorum. Bunlar aynı cinse bağlıdır. Yani yakın akrabadır diyorum gençler. Hemen şu tablolu kısmı da halletmiş olayım. Tablodaki bilgilerden yararlanarak hangi canlıların aynı sınıfta oldukları söylenebilir. Bir kere aynı can aynı sınıfta olabilmeleri için aynı cinste olmaları gerekiyor diyeyim gençler. Hemen şöyle bakıyorum aileleri zaten yazmış. Yazayım şuraya da. Türkiye Cumhuriyeti A takımı sert şut atar şeklinde. Şimdi bunlar aynı ailedelerse aynı ailede olanlar yukarıya doğru da aynı aile, aynı takımda sınıfta şubede olmak zorundalar diyeyim gençler. E baktım Felidae ailesinde birlikte olanlar yukarıya doğru da aynı sınıfta olabilirler. O zaman ne dedim 4 5 ve 6 Aynı sınıfta olacak. Tabloda verilen türler içinde hangi iki türün protein benzerliği en fazladır diyor. Protein benzerliğinin en fazla olması için aynı cinse bağlı olmaları gerekiyor. E baktım aynı cinse bağlı olanlar da şurada Pantera Tigris ve Pantera Leo dediğimiz canlılar aynı cins oldukları için protein benzerlikleri fazladır. O zaman hemen bunu da yazdım. 5 ve 6. Filogenetik sınıflandırmaya göre tabloda verilen canlılar kaç farklı tür, cins ve aileye sahiptir diyor. Baktığımda ikili isimleri hepsi birbirinden farklı. O zaman bunların her biri birer türdür tür çeşidine bakacak olursam gençler burada 7 tane tür olduğunu söyleyebilirim. Cinslere bakacak olursak canis 1, zea 2, allium 3, felis 4, pantera aynı cins 5, gallus 6. Yani cins olarak baktığım zaman 6 tane olduğunu görüyorum. Aile olarak baktığım zaman da 1, 2, 3, Şurasını 4 aldım, burasını 5 aldım. Yani aile olarak baktığımız zaman da 5 farklı aile vardır gençler. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Soruları çözerken kromozom sayısına hiç bakmadım. Canlıların sınıflandırılmasında kromozom sayısı hiçbir şey ifade etmeyecek tabii ki. Buradan da hemen bir tane de Sizinle birlikte bulmaca çözelim, işi bitirelim diyeyim gençler. Yukarıya doğru ve aşağıya doğru verilmiş. Hemen yukarıdaki doğrularla başlamış olayım. Hatta bakayım şurada bir ince kalemim varsa onunla yapayım dedim ama kırmızı daha iyi görünür herhalde. Kırmızıyla yazmış olayım. Bakıyorum aşağıya doğru neler çıkacak karşımıza. Üçe baktığımız zaman pardon yukarıya doğru bakayım şöyle 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 gideyim. Belirli bir kategoriye dahil olan ortak özelliklere sahip bireylerin tabii ki nesinden bahsetmiş oluşturduğu topluluğa verilen isimden bahsetmiş. Ne yapıyorduk biz bunlara takson ismini veriyorduk o zaman taksonları yazdım. 3 gitti. 4'e bakıyorum embriyolojik ve filogenetik kökenleri Görevleri aynı olan organlardan bahsediyor. Aristo'nun da kullandığı hangi organlardan bahsediyor? Aslında analog organlardan bahsediyor. 4 de bizim için gitti. Sonra 6'ya baktım. Canlıların sınıflandırılmasında kullanılacak kuralları ortaya koyan canlıların isimlendirilmesiyle uğraşan bilim dalına baktığımız zaman bunun da tabii ki ne olduğunu görüyorduk gençler taksonomi olduğunu görüyorduk hemen taksono mi'yi de buraya yazmış olayım. Canlıları benzer ve farklı özelliklerine göre gruplara ayırarak inceleyen biyolojinin alt bilim dalından bahsediyor. 7 ile gösterdiğimiz kısımda sınıflandırma sığmayacağı için sistematik yazayım gençler. Sistematik şeklinde olacak. Hemen buradan 7 gittiğine göre 10'a geçiş yapıyorum. Embriyonik kökeni aynı Yapı ve gelişimleri birbirine benzeyen, aynı veya farklı görevleri yerine getiren organlardan bahsetmiş. Günümüzde filogenetik sınıflandırma yapılırken kullanılan organlardan bahsediyor. Günümüzde geçerli olan kullanılan organlara homolog organlar ismi veriyorduk. Önemli olan bizim için embriyonik kökenlerinin aynı olmasıydı. Aşağıya doğru da doldurmaya başlayayım gençler günümüzde kullanılan canlıların akrabalık derecelerine göre ve canlıların tüm biyolojik karakterleri göz önünde bulundurarak yapılan sınıflandırmaya doğal sınıflandırma yani filogenetik sınıflandırma ismini veriyoruz. Günümüzde geçerliliğini koruyor. Sonra ikiye baktığımız zaman türlerin isimlendirilmesinde iki kelime kullanılmasıdır. Binomial adlandırma veya ne diyebiliriz gençler harfler bize ipucu oldu. İkili adlandırma ismini tabii ki verebiliriz diyeyim. Aristo'nun doku ve organların görevlerini dikkate alarak yaptığı sınıflandırma yöntemi de 5 ile gösterilmiş. Günümüzde geçerli olmayan tabii ki ampirik sınıflandırma dediğimiz sınıflandırmaydı gençler. Ampirik şeklinde yazayım. Bunun bir tane harfi fazladan kaldı. Ortak bir atadan gelen, yapı ve işlevsel bakımından benzer özellikler taşıyan ve doğal koşullarda çiftleştiklerinde kısır olmayan yavrular, yani verimli döl veren canlılara bu kadar uzun yazmasına da gerek yoktu. Biz aynı tür canlılar ismini veriyorduk. Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine verilen isim diyor. Hemen baktığımız zaman da tabii ki ne ismini veriyorduk? Bunlara kategori ismini veriyorduk gençler. O zaman burayı da doldurup bulmacayı tamamlamış oldum diyeyim. Böylelikle konumuzun şöyle bir üstünden de geçtik. Özetimizi de yaptık. Hemen ödüllü soruyu da gösteriyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın gençler. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağıya bekliyorum.